Şöyle arkadaşımızın evine geldik. Hep beraber lemis yapıyoruz. Birimiz açıyor, birimiz içini dolduruyor. Arkadaşımız da böyle kuzine sobada çeviriyor. Şöyle kuzine sobayı da göstereyim size. Şöyle içerisinde patates gözleniyor. Çayımız demlendi. Şöyle soba gürül gürül yanıyor. Şöyle arkadaşımız açıyor şu anda. Kalbinin pekmezim. Şöyle gözlememizin içerisini dolduruyoruz. Daha doğrusu arkadaşım dolduruyor, sağ olsun. Ben de şimdi pişireceğim sobanın üzerinde. Patatesli, ıspanaklı, tereyağlı. Deryacım da sağ olsun. Böyle pişirilecek bir hale getirdi. Ben de hemen atayım kuzine sobanın üzerine. Bunlar da peynirli lemislerimiz. Ispanaklı patatesliler pişti. Üzerlerine tereyağı sürdük. Onlar yemeğe hazır. Şimdi peynirlileri hazırlıyoruz. Şöyle hamurumuzu açtık. İçini dolduracağız. Peynirli, ıspanaklı. Gözlememiz için. Şöyle açılmış halini sizinle paylaşmak istedim. Şöyle sobamızın üzerine aldık. Şöyle tavşan kanı çayımız. Kuzine sobanın üzerinde demini aldı. Yani benim çayla çok aram yok ama benim bile şu an aşırı derecede çay içesim var. Çünkü rengi tadı çok güzel benziyor diyeyim daha doğrusu. Rengi çok güzel. Kesinlikle tadı da muhteşem olmuştur. Çünkü odun ateşinde demini aldı kuzine sobanın üzerinde. Şöyle şehir merkezinde köy hayatını yaşayabilirsiniz. Mükemmel bir duygu. Merhaba bayanlar. Lemislerimizi pişirdik. Ispanaklı, peynirli. Patateslerimiz közlendi. Çaylarımız demini aldı. Arkadaşım şimdi bize tatlı yapmış. Tatlıyı almaya gitti. Hemen gelecek. Normalde evinin yan tarafında ayrıyeten yapılmış tek göz bir yer burası.
Böyle içerisinde sobası olan, böyle küçük bir mutfağı olan, böyle canları istediklerinde hani lemis yapmak için, sobanın sıcaklığını hissetmek için, hani ne kadar olursa olsun sobanın vermiş olduğu sıcaklığı bir kaloriferden ya da doğalgazlı bir evden bulamıyorsunuz. Bunu kabul etmek lazım ve sobanın çıtırtısı, şu görünen ateş insanın içerisinde huzur veriyor. Şunun şu çıtırtısı bile muhteşem bir duygu. Oğlum. Böyle tatlılarımız da geldi. Arkadaşımız saray sarması yapmış bizim için. Sağ olsun, ellerine sağlık. Şöyle soframız hazır. Biz çayımızı içelim. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Aa, turşuyu es geçemeyeceğim yalnız ya. Fasulye turşusu. Lahana turşusu. Şu Pervin, bu ne turşusu oluyor? Şu kök turşusu. Bu beyaz olan. Şu beyaz mı? Hı. İşte o dip turşusu Dip diyorum. turşusu. Kazı kökü. Şöyle küçük çaplı bir market alışverişi yaptık. Küçük bir video çekmek istedim. Şöyle kızımın okulundan istediler 3 paket ıslak mendil aldık. Şöyle evde eksik olsun olmasın. Makarna her zaman yenilebilecek bir şey. İster yoğurt, ister salçalı, kenarda durması gereken bir şey alıyoruz eksik olsa olmasa da. Şöyle bir paket pirinç aldık. Şöyle kızımın okulda kullandığı önlüğü eskimişti. Eşim önlük almış. Şöyle akşam çocuklar uyuduktan sonra çekirdekle beraber içerizi iki tane gazoz aldık. İki paket bez aldık. İnşallah yazın kurtarırım bu bezden. Şöyle bir paket de bebe bisküvisi. Şöyle yine kızımın okulundan istemişlerdi. Onu aldık. Kağıt aldım. Böyle çok az görünüyor ama marketlerin fiyatları almış başını gidiyor. Ufacık şeyleri bile bir araya getirdiğiniz zaman çok büyük miktarda bir şey tutuyor. Şu ıslak mendilin fiyatı bile 6 küsur olmuş. Yani şu zamlar gelmeden önce 3.25 ya da 2.75 gibi bir şey miydi? Yanılmıyorsam eğer resmen ikiye katlanmış tüm fiyatlar. Rabbim herkese kolaylık versin, bize de. Şöyle bugünlük menümü paylaşmak istiyorum sizinle. Mantar sote yapacağım. Biz çok seviyoruz. Ortanca kızım çok fazla arası olmasa da diğerleri yiyor. Eşim ve ben de çok seviyoruz açıkçası. Şöyle biberlerimi yıkadım. Kuru soğanımı soyup ortadan ikiye böyle koydum. Şöyle közlenmiş biberlerimi koydum. Şöyle söyleyeyim ben size. Hem çok pratik hem de daha hesaplı oluyor. Kapya biberlerin közlenmişini hazır A101'den alıyoruz. Şöyle konserve halinde. Ne kadar kullanmak istiyorsak eğer çıkarıp kullanıyoruz. Tekrar kapağını kapatıp dolaba koyuyoruz. Çok pratik, çok kullanışlı oluyor. Şöyle domates rendesi alıyoruz. Tüm yemeklere ekleyebiliyoruz. Hatta konservemin bir tanesi bitti. Dün akşam yenisini ilave ettim. Bunun içerisindekilerin hepsini aldım. Bunda bir tane mi kalmış? Hatta onu da ekleyeyim ben birazdan. Bunu artık devre dışı bırakayım. Şöyle mantarlarımı yıkadım. Birazdan, daha doğrusu yıkayacağım. Suya koydum. Birazdan doğrayacağım. Süzgecimi alacağım. Tavuklarımı doğrayacağım küp küp. Çok kısa bir pratik bilgi vereyim hemen. Şöyle. Zaten tüm yemeklerin yapılışı aşağı yukarı aynı. Biberleri, soğanı, közlenmiş biberi yağda kavuruyoruz. Arkasından domates rendesini salçaya ilave ediyoruz. Şöyle arkasından doğrayacağım tavuklarımı ilave edeceğim. Arkasından da mantarlarımı koyacağım. Tuzumu, baharatımı. Böyle isterseniz istediğiniz sevdiğiniz baharat hangisi ise ekleyebilirsiniz. Ben pul biber, karabiber,
Kekik koyuyorum. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Baharatımı ekleyip kapağını kapatacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kısa bir süre sonra zaten yemeğim hazır olacak. Yanına pirinç pilavı ilave edeceğim. Kıvırcık salatası yapacağım. Bugünlük de menümüz böyle olsun. Rabbim bereket versin. Şöyle mantar sütten pişti. Hazır. Şöyle pilavım da pişti. Pilav pişirdim. Mantar sote yaptım. Şöyle salata yaptım. İyi, yemeğim hazır. Şimdi soframı kuracağım. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere tekrar.